İçerisi ve Haber Merkezi'nin hazırladığı ajanda ile karşınızdayız. Ben Büşra Elvanoğlu. Gündeme özetlerle başlıyoruz. Mersin'de 6 yaşındaki Ekin ve 9 yaşındaki Evrim Çakmakçı kardeşlerin ölümü, İlknur Emine Yalçın'ın da yaralanmasına neden olan ve yargılandığı yerel mahkemede 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edilen sürücü, yeniden yargılama sonucu, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada tahliye edildi. 1 Temmuz'dan bu yana Mersin'de 9, Adana'da 8 ve Niğde'de 1 olmak üzere toplam 18 kişi metil alkol zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetti. Son 20 günde Mersin'de 9, Adana'da 8, Niğde'de 1 kişinin sahte alkolden hayatını kaybetmesinin ardından operasyonlarını sıklaştıran polis, Adana'da bir depoda üzerinde antifrizli cam suyu yazan 479 adet 5 litrelik bidonlarda etil alkol ele geçirdi. Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Belçika'dan Tarsus'a gelmek için otomobille yola çıkan Türk aile TEM otoyolu Tarsus-Çamtepe mevkiinde kaza yaşadı. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak 10 kalkınma planında Mersin'e yapılacağı belirtilen konteyner limanının 11 kalkınma planından çıkarılmasını eleştirdi. Mersin'de kapısı açıkken hareket halinde olan minibüsten düşen Alişan Eşref hayatını kaybetti. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda teknik direktörlük koltuğuna Ergün Pembe getirildi. Mersin'de Çakmakçı kardeşlerin ölümüne İknur Emine Yalçın'ın da yaralanmasına neden olan sürücü yeniden yargılanma sonucunda tahliye edildi. Mersin'de 6 yaşındaki Ekin ve 9 yaşındaki Evrim Çakmakçı kardeşlerin ölümü, İlknur Emine Yalçın'ın da yaralanmasına neden olan ve yargılandığı yerel mahkemede 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edilen sürücü, yeniden yargılama sonucu Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada tahliye edildi. Mersin Toroslar ilçesi Gözne yolu Sarnıç mevkisinde 3 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen kazada kuzenleri Emine Yalçın'la birlikte otomobilden inen 9 yaşındaki Evrim ve 6 yaşındaki Ekin Çakmakçı adlı kız kardeşler karşıya geçmek için yola çıktıkları sırada hızla gelen Ramazan Topal yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, kazada Emine Yalçın da ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sürücü Ramazan Topal'a taksirle ölüme neden olma suçundan 4 yıl 2 ay ceza vermişti. Ailenin istinaf mahkemesine yaptıkları itiraz sonucunda başvuru üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı bozdu. Sanığı taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 5 yıl 10 ay hapse mahkum etti. Sonra da Ramazan Topal'ın cezaevinde tutuklu bulunduğu süre, mevcut delillerin toplanması, sanığın teslim olması gibi faktörleri de göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. 5 yıl olan 5 yıldan 4 yıl 2 ay olarak verilen karar 7 yıl olarak artırıldı. Fakat tahliyesine karar verildi. Yalnız ben şunu anlayamıyorum. Ramazan Topal'ın bu eylemi gerçekleştirirken ki her ne kadar defalarca kendini ifade etmeye çalışmışsak da, tavrının neden kaynaklandığını anlatmaya çalışmışsak da, çocuklarını ve ailesini korumak adına öngöremediği, kendisi için öngöremediği, daha doğrusu başlarına gelebilecek bir tehlikeyi savuşturmak adına çocuklarımıza vurduğunu anlatmak için defalarca uğraştık. Mahkemelerde sürekli bunu anlatmaya çalıştık. Bunun kendisinin hızından kaynaklandığını anlatmaya çalıştık. Çocuklarını korumak için yapmış olduğu bir manevrada benim çocuklarımı öldüren bir insana öyle bir tercih yapmış olan bir insana ki belki manevra yapsaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Verilen bu cezaları kabul etmiyorum. Bunların toplum içinde toplumun yaralarını sardığını da düşünmüyorum. Trafikte bir değişim, trafikte bir kültür olsun isterdim. Evrimin değişimi temsil etmesini, Ekin'in kültürü temsil etmesini isterdim. Bu kararlar nereye kadar gider bilemiyorum.
Keşke bir Evrim ve Ekin kararı çıkmış olsaydı diyorum. Bir yıldır hukuk mücadelesi veriyorduk. İlk günden beri kendimizi bütün mahkemelerde ifade ettik. Evet, kararı değiştirdiler. Fakat eşim kararı söylemişti. 5 yıl olan karar 7 yıl, 5 yıl 10 aya düşürüldü. Ama Ramazan T'yi tahliye ettiler. Biz bu tahliyeye hiçbir anlam veremedik. Çok üzgünüz. Biz gerçekten de bir senedir bir hukuk mücadelesi veriyorduk. Bu hukuk mücadelesinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne gelerek belli bir noktaya geldiğimizi düşündük. Bugün itirazlarımız karşılık bir kısım buldu. Sanığın cezası arttırıldı. Ancak bu bizim için yeterli mi? Değil. Trafik cinayetlerini engelleyici bir karar mı? Değil. Caydırıcı mı? Değil. Ne yazık ki adaleti her zaman tırnaklarımızla kazıyarak elde ediyoruz. Bu dava için de öyle olacak. Ben inanıyorum ki buradaki Adana Bölge Adliye Mahkemesi savcısı dahi bilinçli taksir demiş iken, sanığın tutukluluk halinin devamı gerekir demiş iken, mahkeme kendi savcısının mütalasının dışında olayı basit taksir olarak nitelendirip sanığın tahliyesine karar vermiştir. Hukuki tartışmanın halen güncel olarak bu dosyada devam ettiği, Yargıtay'ın bu karara lehimize değiştireceği inancıyla hukuk mücadelemize devam edeceğiz. Bu sadece Evrim'in, Ekin'in davası değil. Bu ülkede dikkatsizce bu araba kullanan, adeta katil gibi araba kullanan trafik canavarlarının katlettiği bütün insanların hukuk mücadelesidir. (Gülüyor) 1 Temmuz'dan bu yana Mersin'de 9, Adana'da 8, Niğde'de 1 olmak üzere toplam 18 kişi metil alkol zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetti. 1 Temmuz'dan bu yana Mersin'de 9, Adana'da 8 ve Niğde'de 1 olmak üzere toplam 18 kişi metil alkol zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetti. Adana ve Mersin'de metil alkolden zehirlenen 2 kişi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Niğde ve Adana'da 20 günde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 18'e yükseldi. Dün metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ZS Adana'da, BG ise Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan her iki kişi doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden ZS ile BG'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Adana ve Niğde'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle getirildiği hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Tarsus-Boztepe seferini yapan belediye otobüsü kaza yaptı, iki kişi yaralandı. Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Tarsus-Boztepe seferini yapan belediye otobüsüyle sürücüsünün kimliği belirlenemeyen kamyon, Belen Mahallesi civarında yolun dar olması sebebiyle çarpıştı. Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan yolculardan iki kişi olay yerine ulaşan 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Belçika'dan gelen aile Tarsus'ta kaza yaptı. Aileden biri ağır, 5 kişi yaralandı. Belçika'dan Tarsus'a gelmek için otomobille yola çıkan Türk aile TEM otoyolu Tarsus-Çamtepe mevkiinde kaza yaşadı. Otomobilleri takla atan aileden biri ağır, 5 kişi yaralandı. Belçika'dan Mersin'in Tarsus ilçesine gelen Mehmet G yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Tarsus'ta bulunan hastanelere kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konteyner limanının 11. kalkınma planından çıkarılmasını eleştirdi. Ayrıca Gökçel 27 dönemde Mersin'i temsil eden bütün milletvekillerini konunun takipçisi olmaya davet etti.
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak 10. Kalkınma Planı'nda Mersin'e yapılacağı belirtilen konteyner limanının 11. Kalkınma Planı'ndan çıkarılmasını eleştirdi. Gökçel, konteyner limanı projesinin 10. Kalkınma Planı'nda Türkiye'nin artan dış ticaretini karşılamak ve bölgesel bir aktarma merkezi olmasını sağlamak için büyük ölçekli limanlardan Mersin Konteyner Limanı ve Filyos Limanı'nın etüt projeleri tamamlanmış ve Çandarlı Limanı'nın yapımına başlanmıştır ifadeleriyle yer aldığını hatırlattı. 10. Kalkınma Planı'nda Mersin'e yapılacağı ifade edilen konteyner limanına ilişkin ifade, 11. Kalkınma Planı'nda Doğu Akdeniz bölgesinde Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyasına çıkış kapısı olacak transit yük odaklı bir ana konteyner limanı inşa edilecektir olarak değiştirilmiştir. Doğu Akdeniz, 4 ili kapsayan geniş bir coğrafya olması sebebiyle konteyner limanının nerede yer alacağı belirsiz bir hal almıştır. Mersinliler bu değişimi Mersin'in gözden çıkararak limanın başka biriyle kaçırılma girişimi olarak değerlendirmektedir. 27. dönemde parlamentoda Mersin'i temsil eden bütün milletvekillerinin bu konuda dikkatini çekiyorum. Mersin'e yapılacak bu yatırımın başka bir ile aktarılmasını asla kabul etmeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Mersin'de minibüste yaşlı kadına yer verdikten sonra sürücünün manevrasıyla dengesini kaybeden kişi minibüsten düşerek hayatını kaybetti. Mersin'de kapısı açıkken hareket halinde olan minibüsten düşen Alişan Eşref hayatını kaybetti. Olay Toroslar ilçesi Akbelen Postanesi yakınlarında meydana geldi. İşe gitmek için Akbelen Mahallesi'nden şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse binen Alişan Eşref, bir süre sonra yaşlı kadına yer vermek için oturduğu yerden kalktı. Eşref iddiaya göre şoför manevra yaptığı sırada dengesini kaybederek kapısı açık olan dolmuştan düştü. Ağır yaralanan Eşref, yolcuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alişan Eşref tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alişan Eşref'in cenazesi Yavca Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın ardından dolmuş şoförü ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. TFF 2. Lig takımlarından Tarsus İdman Yurdu'nun yeni sezonda Ergün Pembe çalıştıracak. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda teknik direktörlük koltuğuna Ergün Pembe getirildi. Kulüp tesislerinde düzenlenen toplantıda Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Kulüp Başkanı Mustafa Tamer Şendağ ve yöneticiler Ergün Pembe ile bir süre görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından Pembe ile bir yıllık sözleşme imzalandı. Tarsus İdman Yurdu gibi köklü bir kulüpte görev almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Pembe, takımı başarıya taşımak için elinden gelen gayreti göstereceğini dile getirerek, transfer edilecek futbolcularla birlikte iyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi hedefliyoruz. Sezona güçlü bir kadroyla başlamak ve taraftarlara iyi futbol oynayan, sahada çok koşan yardımcılaşma duygusunun üst düzeyde olduğu bir takım izletmeyi amaçlıyoruz, dedi. Bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.